Sevgili dostlar merhabalar, ben Dilşar Tuğmaner. Size yeni ve ilk albümüm Ayaküstü Sohbetleri bu video aracılığıyla kısa bir tanıtımını yapmak istiyorum. Albüm günlük hayatta yaptığımız ayaküstü kısa sohbetlerin konularını içeren 6 şarkılık bir albüm. İtiraf ediyorum ve bununla gururlanıyorum ki şarkıların hiçbirinde aşk konusu yok. Şarkılara geçmeden önce teşekkür etmek istediğim bazı dostlarım var. Tüylerimizi diken diken eden, soloları ile albümün kalitesini en yükseklere taşıyan Gökhan Büyükara, ve memleketin en iyi, en kendine has davulcularından Soner Doğanca'ya ne kadar teşekkür etsem az. Herkesten önce de bana bu kendi albümümü yapma fikrini kafama sokan Kraliçem Göksen'ine, ayrıca kayıtlarda bana Fender gitarını ödünç veren ve mix mastering sürecinde tüm kahrımı çeken, stüdyosunda tüm olanakları sonuna kadar kullandıran Ozan Yuvarlak'a, yine mastering ve mix konusunda ustalığını konuşturan sevgili dostum Atakan Fatih Taş'a çok teşekkür ederim. Tabii üç şarkıda muhteşem sesi ve yorumu ile albüme renk, neşe, farklılık katan Korhan Kodoman'ı da unutmamak lazım. Vallahi bu albüm için yan yana gelmiş ekip NBA All Stars'tan bence farksız. Şimdi şarkılara geçelim. Albümün ilk şarkısı Leş. Şarkı bizim eski mahallede kanser olduğunu öğrenince direkt uyuşturucuya başlayıp 2 haftada ölen bir mafya babasını anlatıyor. Vokalde Korhan Kodaman var. Yalnız bir davul solosu var. Bir gitar soloları var. Akıllara zarar. İyi dinlemeler. İkinci şarkımız Kraliçem Göksen'in vokallerde olduğu ve sözünü benimle yazdığı Fornikasyon. Çoğumuz kendi hayatımızın yönetmeni, hatta baş oyuncusu olmamıza rağmen ne yazık ki kendimizi yan rollerde bile göremiyoruz galiba. Bu hayat eğer bir film ise hissettiğimiz şu: başrolde biz yokuz. Peki neden? Galiba bu sorunun cevabı hiç kimsede yok. Fakat sormamıza da engel değil. Bu nasıl film? Beyaz perdenin renkli, güzel, karizmatik ve nostaljik ikonlarına saygı duruşunda bulunurken kendi filmimizde kendi rolümüzü sorguluyor. Sevgili dostum Berat Emre Nebioğlu'nun telefonu açar açmaz sorduğu soru tam kafamızı kurcalarken şarkının ilk notalarını da duyuyoruz. Korhan Kodaman'ın eşsiz vokaliyle renklenen şarkının solo gitarlarında Gökhan Büyükara var. İtalyan yapımı sıkı bir western filmi olsa... Albümün 4. şarkısı, albümün en kabaret tiyatro tadındaki şarkısı Bıyık. Sevgili dostum Ozan Yuvarlak aslında pek tarz olmadığı halde beni kırmadı. Bu şarkıda vokaliyle harikalar yarattı. Ben de geri vokalde kendisine eşlik ettim. Bu şarkıda sanattan politikaya, iş dünyasından tutun, hayatın çoğu kesiminde vizyonsuz yaşam formlarından çeken bizler Bıyık şarkısıyla bu insanları tanımaya çalışıyoruz. Tabii olabildiği kadar. Şarkının sonunda şahane bir gitar ve bas solosu var. Onu da ben attım ama Ozan hep dalga geçiyor. Bir de siz dinleyin bakalım. Bu da her yerde. Lan bu maddiyatla ne yapacağım? 5. şarkımız bozulan bir dostluk ilişkisi üstüne. Vokalde Korhan yine harikalar yarattı. Albümün tek blues rock şarkısı. Blues rock. Albümün kapanışı ise bu kadar kötü bir yaşama rağmen umutlu olmanın melankolik yanını anlatan Belki adlı enstrümantal parça. Akustik gitarda Ozan Yuvarlak bana eşlik etti. Bu arada albümün tüm ritim gitarları, bas gitarları ve mızıkalarını ben çaldım. Umarım albüm ve şarkıları beğenirsiniz. En beğendiğiniz şarkıyı da lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi ben size gitarda şarkıları tek tek çalacağım. Do, si, la.